Suri Şam eyalet bölgesinde ağırlıklı olarak kullanılan Sami dilleri Akatça ailesine bağlı Babilce, Asurca'dır. Kenan dil ailesinden Fenike dili ve onun Kuzey Afrika kolu olan Kartaca dilini Tevrat İbranicesini de içine almaktadır. Hristiyanlığın başlangıç döneminde bu eski dillerden pek çoğu tümüyle kaybolmuş, Arami diller onun yerini almıştır. O yıllarda artık Musevilerin ortak konuşma dili olmayarak edebiyat, bilim ve din dili olarak yaşamaya devam ediyordu. Babilce ve Asurca dilleri ise tamamen kaybolmuştur. Aramice, uluslararası diplomasi ve ticaret dili olarak Mısır, İran ve Güneydoğu Türkiye'de yaygın konuşulmaktaydı o tarihlerde. Hristiyanlık döneminin başlangıcında bölgeye giren Sami dillerinden sonuncusu Arapça, Arap Yarımadası'nın kuzey ve orta bölümünde kullanılıyordu. O yıllarda bugünkü Türkiye coğrafyası Anadolu olarak adlandırılıyordu. M.Ö. 1. yüzyılda Yunanca başlıca dildi. Anatolia, Yunanca güneşin doğuşu anlamında bir sözcükten gelmekteydi. İran ise batıda Persiye, Fars adıyla anılıyordu. İran kelimesi eski Farsçadaki Arilerin ülkesi Aryanan'dan türetilmiştir. Dinsel açıdan Roma döneminde bile Anadolu'dan Küçük Asya'dan Frigyalı, Kibele, Suriyeli Adonis ve Mısırlı Isis Orta Doğu'nun yeni efendileri oldular. İran yaylasında Persler paganizmi bırakmış ve eninde sonunda iyiliğin kazanacağına ve tek bir tanrının kötülükle savaştığına inanmışlardı. Peygamber Zerdüşt, M.Ö. 5. yüzyıllarda bu görüşü yaydı. Babil kralı Nabukadnezar, M.Ö. 586'daki bir dizi fetih savaşlarıyla Kudüs'ü ele geçirdi. Musevi tapınağı ve Yahudi krallığını yıkarak esir aldığı halkı Babil'e sürgüne gönderdi. M.Ö. 6. yüzyılın sonunda ise bu kez Babililer, İran, Suriye ve geniş topraklarda hakim Pers İmparatorluğu'nun kurucusu Medli Kiros tarafından alaşağı edildiler. Kiros, Musevilerin İsrail topraklarına geri dönmelerine izin verdi. Tevrat'ta Kudüs'teki tapınağa devlet bütçesinden yaptırılan bu Pers kralına büyük saygı göstermektedir ve Koreş adıyla bu metinde geçmektedir. Bu tarihsel gerçekte Persler ve Museviler arasında karşılıklı iyi ilişkiler kurulmuştur. Topraklarını Anadolu'nun Ege kıyılarına kadar genişletmişlerdir. Eski Yunan uygarlığı ise din yerine bilim ve felsefeye dayanmaktadır. Makedonyalı Büyük İskender M.Ö. 356-323 arasında Makedon hakimiyetini Orta Asya, İran, Suriye, Mısır, Hindistan'a kadar yayan büyük fetihleri yeni bir çağın başlangıcını yaratmıştır. O ölünce mirasçıları bu geniş topraklarda Suriye, İran ve Mısır krallıklarını kurmuşlardır. M.Ö. 64'te Romalı general Pompey Suriye'yi ele geçirmiş, kısa süre sonra da Yahuda'yı fethetmiştir. Antonius ve Kleopatra'nın M.Ö. 31'deki Actium savaşlarındaki yenilgilerinin ardından Mısır hükümdarları da Roma hakimiyetine girmek zorunda kalmışlardı. Arşak adlı biri M.Ö. 247 yılında Yunan yönetimine karşı başarılı bir isyan başlatarak Partlar olarak bilinen bağımsız hanedanlığı kurmayı başarmıştır. Bu hanedanlık Zerdüşt inancının tekrar canlandıran Sasani hanedanlığının kurucusu Arşedir. Milattan sonra 226-240 arasında saltanat sürdü. Onun tarafından yıkılmıştır. Zerdüşt dininden sapma niteliğindeki bazı düşünceler Roma İmparatorluğu'nda ve İngiltere'de kabul görmüş, Mitraizm adlı bir dini doğurmuştur. Yine milattan sonra 216-277 arasında yaşayan Mani, Zerdüşt, Hristiyan dini karışımında bir yeni din kurmuştur. Museviler Roma'ya ve Yunan'a karşı siyasi direnişlerinde başarı gösteremediler. Kısa bir süreliğine Makedonyalı hükümdar karşısında başarılı olup krallıklarının bağımsızlığını elde etmişler ama Roma'nın gücüyle sindirilip köle ve kukla haline getirilmişlerdir. Milattan sonra 66'da başlayan en büyük başkaldırı 70 yılında yine onların hezimetiyle sonuçlandı. Romalılar Kudüs'ü fethedip Babil esaretinden kurtulanların yaptığı ikinci tapınağı da yıktı. Ama Musevi direnişi durmadı. Milattan sonra 135'te Bar Kokhba isyanıyla Romalılar kendilerine sürekli sorun çıkaran Musevilerden kesin kurtulmaya karar vererek onları sürgüne gönderdiler. Ve Musevilerin adı silindi, ülkeye Filistinlilerin adı verildi. Romalılar
Museviler ve Yunanlıların antik çağda yaşayan diğer insanlardan farklı yanları vardı ve bu da gelecekteki uygarlıkları biçimlendirmelerinde çok etkili oldu. Yunan olmayan barbar, Musevi olmayana da dışarıdaki isimleri verilmekteydi. Bunlar düşmanlarına da merhamet gösterirlerdi teslim oldukları takdirde. Yurttaşlık iktidarın kurulmasına ve yürütülmesine katkıda bulunmaktı ve bu kavram Yunanlılar geliştirmişti. Özellikle 3. yüzyıldan sonra Hristiyanlığın yükselmesi ve yaygınlaşmasıyla Persler ve Museviler dışında önceki tüm dinler etkisini kaybederek bir bir yok olmuşlardır. Klasik Helen Roma paganizmi bir süre sonra Roma İmparatoru Dönek Julian 361-363 kısa döneminde son kez alevlenmiştir. Hristiyanların kavuşturmaya uğraması, eziyet görmeleri nedeniyle kilise devletten ayrılarak kurumsallaşıp kendine özgü, güçlü, hiyerarşik mahkemeleri, yasaları, nüfuzlu liderlikleriyle zamanla Roma'nın tamamına hakim olmayı başarmıştır. Hristiyanlık İmparator Konstantin'in 311-337 arasındaki saltanatını hem kendine hem de zayıflamış Roma devletini güçlendirmek için kullandığı bir aparat haline geldi ve Hristiyanlığı kabul etmesiyle Roma İmparatorluğunu ele geçirdi, otoritesini güçlendirdi. Kral otoritesi Hristiyanlığın adeta ışık hızıyla yayılarak halk tarafından benimsenmesini sağladı. Zamanla imparatorluğun ağırlık merkezi batıdan doğuya, Roma'dan Konstantinopolis'e kaydı ve başkent burası oldu. 395 yılına geldiğimizde İmparator Theodosius'un ölümünden sonra imparatorluk ikiye ayrıldı. Doğu Roma ve Batı'da Roma'dan yönetilen Batı Roma. Çok geçmeden Batı Roma ard arda gelen barbar istilaları sonucunda çökmeye başladı ve yok olup gitti. Doğu Roma yani Bizans ise zorluklarla savaşarak 1000 yıl daha yaşayacaktır. Bizanslılar kendilerine Romalı derlerdi. Bu sözcük Yunanca Romeo'dan geliyordu. İmparatorlukta ikinci dil olarak kalmış Yunanca, Doğu İmparatorluğunda birinci dil olmuştu. Mısır'da İskender'in generallerinden birinin kurduğu Ptolemyus hanedanı ileri düzeyde bir ekonomi kurmuştu. 7. yüzyılda İslamiyet'in yayılışıyla öne çıkan Araplar, Bizans ordularını ağır yenilgilere uğratarak pek çok eyaletini ele geçireceklerdi. İran yani Persler tamamen fethedilerek Arap İslam İmparatorluğuna dahil edilmiştir. İran'da ilk Sasani hükümdarı Ardaşir 226-240 arasında yaşamış, saltanat sürmüş, Roma'ya yeni bir dizi savaş açmış. Ondan sonra gelen 1. Şahpur yani Timur'un torunlarından 240-271 arasında Roma İmparatoru Valerian'ı esir alarak öldürmüştür. 3. Şahpur 383-388 arasında ise 384 yılına gelindir Roma ile barış yapmıştır. Romalılar İran'ın Ermenistan ve Mezopotamya topraklarına her zaman göz dikmişlerdi. Ayrıca ticaret yolları da Bizans-Pers savaşlarının önemli bir sebebiydi. Çin'den ipek, Hindistan'dan baharat ithalatı büyük önem taşıyordu bölge için. 611'lerde 40 yaşında İslam peygamberini ilan ederek Arap Yarımadası'nda Müslümanlığı hızla yayan Hazreti Muhammed 8 Haziran 632'de 61 yaşında öldü. Son vahiy gelmişti. İnsanlığa bir daha peygamber gelmeyecekti. Ondan sonra en itibarlı mümin Ebu Bekir halife ilan edilerek İslam'ın en üstün makamı böylelikle kurulmuştu. İslam'ın önderi anlamına geliyordu. Halifelik daha sonra Muaviye dönemlerinden sonra bir kurumsallaşan yapı haline getirildi. Onun kısa süre iktidarından sonra 634'te 10 yıllık uzun iktidarıyla gücü alan Halife Ömer birlik ve beraberliği sağlayıp Büyük Arap İslam İmparatorluğu'nun da sağlam temellerini atmıştır. O, 53 yaşında suikaste öldürüldüğünde Mekke'deki soylu sınıfın temsilcisi ve ilk Müslüman olanlardan Osman, bir şura tarafından 644'te halife ilan edilerek başa çıkartıldı ama o Ömer kadar saygınlık uyandıramamıştı. İslamiyet, batıda Mısır, Suriye ve doğuda İran, Irak'ı fethetmiş, hatta Müslüman donanması 655'te Bizanslara karşı büyük bir deniz zaferi kazanmıştı. Pers İmparatorluğu o yıllarda zaten yıkılmıştı. 656'da Mısır'daki Arap ordusundan gelen bir grup isyancı Medine'ye gelerek Osman'ı öldürüp İslam'da ilk iç savaşı başlattı. Darbeci isyancılar itibarlı liderleri Hazreti Ali'yi halifelik makamına getirdiler. Ve İslam'daki işte Sünni-Alevi ayrışması bu dönemlerden sonra yaşandı. Ali, peygamberin kızı Fatma'nın eşiydi. Peygamberin damadıydı. Onun taraftarları başlangıçta
Şiatül Ali, Ali'nin partisi Şiiler olarak anıldılar. Ancak İslamiyet'te sular durulmayacaktı ve sadece 5 yıllık Hazreti Ali'nin iktidarından sonra Ocak 661'de radikal muhalif gruplar onu suikaste öldüreceklerdi. İslamiyet'in bu iç savaşında Suriye eyaletinde Vali Ebu Sufyan liderliğindeki grup bu iç savaşta kazanan taraf oldu. Bir sonraki önemli aktör öldürülen halifenin Osman'ın amcasının oğlu ve Emevilerin Mekke kolundan gelen Muaviye olacaktı. Onu Hazreti Ömer Suriye valisi yapmıştı önceden. Burada becerikli ve disiplinli bir ordu kurmayı başarmıştı. Hazreti Ali'nin potansiyeli halife olarak görülen oğlu Hasan da bu iddiasından vazgeçerek Muaviye'nin egemenliğine girince o İslam tarihinde Emevi halifelik dönemi başlamış oldu. Babadan oğula geçen bir hanedanlık kurdular. Ancak Emevilerin halifelikleri 100 yıl bile sürmedi. Emeviler de yalnızca anne ve baba tarafından saf Arap olanlara iktidarın en üst basamaklarında yer veriliyordu. Şiiler Emevileri zorba ve gaspçı olarak tanımlar. Hazreti Ali yanlarından radikal bir Şii grup onlardan ayrılarak haricilik yani dışına çıkma mezhebini kurup ılımlı davranan Ali'yi de bunlardan biri katletmişti. Hariciler Emevilere de sert muhalefet ettiler. Onlar liyakatli her müminin halife seçilebileceğine inanıyorlardı. 680 isyanın önderliğini yaptı ve Kerbela'da Ali'nin oğlu Hüseyin Irak'taki bir isyanın önderliğini yapınca Kerbela'da Muharrem'in 10. günü Emevilerce burada 70 kişi acımasızca katledildi ve yıllarca günümüzde de bu anma devam etmektedir. 683 yılında Şii Abdullah Hicaz'da kendini halife ilan etti. Gücünü Irak'a kadar yaydı. 685'te başa geçen Emevi halifesi Abdülmelik'in karşısına en ciddi tehdit olarak çıktı. Ancak Şii lider Abdullah'ın 982 yılında ölmesinin ardından Emevi Abdülmelik devlet gücünü yeniden kurup hakim olabildi. Daha sonra gelen Emevi halifelerinden 724-43 arasında hüküm süren Hişam, zamanda devlette örgütlenme bakımından çok önemli gelişmeler oldu. Persler ve Bizans'tan alınan yönetim ve muhasebe dili olan Yunanca ve Farsça'nın yerini Arapça dili bu dönemlerde aldı. Bu reformları Abdülmelik başlatmıştı ve 694'te ilk kez halifelik altını yaptırdı. Büyük yankılara yol açtı. Roma İmparatorluğundan miras kalan Bizans yöntemi olan altın sikke dünyada başka devlette yoktu ve o güne dek Arapların da yalnızca gümüş sikkeleri olmuştu. Araplar Bizans'tan altın sikke para ithal etmeyi sürdürüyorlardı. Arapların kendi altın sikkeleri üzerinde yazan Kur'an ayetleri Bizans İmparatorluğu'na karşı da bir meydan okumaydı aslında. Allah'tan başka Tanrı yoktur, Muhammed onun Resulüdür yazıyordu bu altın paralarda. Abdülmelik Kudüs Tapınak Tepesi'ne görkemli bir cami yaptırmıştır. Onun oğlu Velid de Büyük Şam Camisi'ni yaptırdı. Emevi hükümdarı Hişam ölümünün ardından gelen kısa ömürlü 4 hükümdarlıkla Emevi halifeliğini sona erdi. Çıkan aşiret ve Şii harici mezhepçiliği İran doğusundaki Horasan eyaletinde başlayan güçlü muhalefet son Emevi kralı 2. Mervan'ın 744-750 arasında yeteneklerine rağmen bu hanedanın yok olmasını engellemeye yetmedi. Tarih sahnesine çıkma sırası Abbasilere gelmişti. Azat edilmiş Pers bir köle ve militan bir mezhebin lideri olan Ebu Müslim 9 Haziran 747'de Hicri 129'da İran'ın doğu eyaletinde Horasan'da Emevilere karşı isyan bayraklarını açtı. Peygamberin amcası Abbas'ın soyundan geliyorlardı. Ebu Müslim çok geçmeden daha çok Arap olmayanların desteğiyle Horasan'ı ele geçirip Irak eyaletine yürüdü. 749'da onun orduları Fırat'ı geçerek Emevi gücüne karşı zafer kazandılar. Askerleri onu halife ilan ettiler ve 750'de yine Emevileri yenerek Abbasi hanedanının otoritesini tüm İslam imparatorluğuna yaymayı başardılar. Bu sıradan bir hanedan değişimi değil, 750 tarihindeki bir devrimdi. Artık Arapların yanında Arap olmayanlar da İslam devletinde söz sahibi üst yönetimde yer alabileceklerdi. Son Emevi halifesi 2. Mervan'ın annesi bir Kürt köleydi. İlk Abbasi halifesi Ebu Müslim'den sonra kardeşi Halife El-Mansur Dicle'nin batısında Bağdat'ta kalıcı bir başkent kurdu. Öyle ki Abbasi halifeleri 500 yıl boyunca kültür başkenti olarak Bağdat'ta hüküm sürdüler ve o tarihlerde Bağdat dünyanın en önemli kütüphanesinin bilgi merkezinin olduğu yerdi. Abbasilerin ikinci halifesi El-Mansur Bağdat'ı dünyanın kültür başkenti yaptı. Atılımlarda bulundu, iç isyanlarda bastırarak zekasıyla parlak ve uzun bir hükümdarlık dönemiyle hanedanlığın sağlam temellerini atmayı başardı.
Abbasi İslam İmparatorluğu'nda Arapların etkisi azalmış, İranların etkisi, Perslerin etkisi artmıştı. Halife El-Memun 813-833 arasında hüküm sürmüştü ve ondan sonra gelenler Mutezili adlı itikadi bir mezhebin öğretisini devletin resmi öğretisi olarak halka benimsetmeye çabaladılar. Ancak bu girişimleri başarılı olmadı ve baş kaldıran Türk askerlerine karşı halk desteği arayan El-Mütevekkil 847-861 saltanatında bu ısrardan vazgeçerek genel sünni görüşü benimsedi. Abbasi gücünün ulaştığı en üst nokta olarak kabul edilen 786-809 yılları arasında Harun Reşit, onun 23 yıllık uzun hükümdarlığı dönemi aslında çöküşün de ilk işaretlerini kendi içinde taşıyordu. Eyaletlerde halifeliğin siyasi otoritesi hızla zayıflamış, hemen hepsi bağımsız devletler haline gelmişti. Türk vali Ahmet bin Tulun, Suriye ve bölgede bağımsızlığını ilan edince Mısır'dan Abbasiler koptu. Harun Reşit ölünce de bu sefer İran'a hakim olan oğlu El-Memun ve Irak'ta egemen olan diğer oğlu El-Emin arasında iç savaş çıktı. Sonraki yıllarda ordu ve generaller öylesine güçlendi ki Halife Mutasim 833-842 ve Vasık 842-847 dönemlerinde bunlar kukla gibiydiler. Öyle ki 10. yüzyıl başlarında halife otoritesi tümüyle son bulmuş gibiydi. Nihayet Batı İran'da bağımsız bir hanedan devletinin hükümdarı olan İranlı Şii Müveyh ailesi 17 Ocak 946'da başkenti işgal etti. Sonradan devleti ele geçiren Sunni hükümdar da şeklen halifeye tabi oldular. Halifeliğin sadece bir unvan olarak kalması 1258'de Moğolların Bağdat'ı ele geçirişine dek sürdü. 9. yüzyılda devlette Arap gücü zayıflarken 11. yüzyılda Türk gücü kalıcı biçimde yerleşmeye başladı. İran'da milli bir canlanma meydana gelmiş ve 821-873 arası Tahiri Hanedanlığı, 867-903 arasında Safeviler ve 875-999 yılları arasında Samani Hanedanlığı, Batı'da 932-1055 yıllarında da Büveyhiler hüküm sürdü. Bunların hepsi Müslümandı. Peygamber soyundan gelen Fatıma yoluyla devam eden Şiilerde 6. İmam Cafer el-Sadık'ın 765'te ölümüyle oğulları İsmail ve Musa taraftarları iki gruba ayrıldı. İsmailiye kolu Emevi döneminde aşırılıkçı, isyancı öğretileri benimsedi. Musa şüpheli bir şekilde ortadan kayboldu ve onu benimseyenler 12. imam olarak kurtarıcı Mesih biçiminde dönmesini hala beklemektedirler. İslam'daki Mesih anlayışı buradan temelleniyor. İsyancı ayrılıkçı Şii kolu İsmailiye Yemen'de kazandıkları zaferle iktidara geldiler. Kuzey Afrika'da hüküm sürdüler. 4. Halife El-Müiz ise 969'da Mısır'ı da ele geçirerek Kahire'yi başkent yaptı. Fatımi hanedanlığı Suriye, Filistin ve Arabistan'da etkili olmaya başladı. Halife El-Mutasir 1036-1094 hükümdarlığında uzun dönemde Mısır'daki Fatımi hanedanlığı gücünün zirvesine çıktı. Zamanla onlar da zayıfladılar ve rejimleri yıkıldı. Mısır yeniden Sunni hakimiyetine girdi. Abbasiler de 10. yüzyıla dek Bağdat'ta eski Yunan ve kadim bilginlerin Arapçaya çevirmesi El-Razi, El-Kındi, Biruni, İbn-i Rüşd, Farabi, İbn-i Sina gibi filozoflarla İslam Rönesansı denebilecek entelektüel bir dönemi başlattılar. O güne kadarki biriken tüm bilgi, Yunan'dan kalan eserler, Aristo, Platon görüşleri Arapçaya çevrildi ve İslam'ın parlak bir Rönesans dönemi bu yıllarda yaşandı, 900'lü yıllarda. Abbasilerin asker yetiştirmek üzere Asya'dan köle Türk çocuklar getiriyor ve bunlara memlük sahibi olan adını veriyorlardı. Yaygın olarak bunlar Halife Mütasım 833-842 döneminde kullanıldı ve Türk kölelerden büyük bir askeri güç oluşturuldu. Memlükler Türk köleleri ve sahibi olan anlamına geliyordu. Bu uygulama devam etti ve Türkler Abbasilerin asker gücünü ele geçirerek savaşmayı çok iyi öğrenmiş bir halk olarak 1000 yıl sürecek bir egemenlik kurma fırsatı yakaladılar. Bir Türk asker köle daha 868 yılında Mısır'da ilk bağımsız hanedanlığını kurmuştu bile. Ayrıca Samanoğulları hizmetindeki bir köle tarafından kurulan Gazneliler 962-1186 yılları arasında 225 yıl boyunca hüküm süren bir Türk hanedan olarak onların yerine geçmeyi başardı. 960 yılında farklı bir gelişme yaşandı ve İslam sınırları dışındaki Türk Karahanlılar 200 bin çadırları bulunan hanedan olarak halkıyla birlikte topyekün Müslüman oldular. Türkler, İranlıların ve Arapların asla yapmadıkları bir farklılık yaratarak milli kimliklerini İslamiyet'e gömdüler.
Türk adı Müslüman ile eşdeğer oldu. Doğuda Samanoğullarının mirası Amuderya'nın güneyinde Gazneliler, kuzeyinde Karahanlılar olarak iki farklı Türk hanedan arasında paylaşılmıştı. Kuzeyde Siri Derya'nın ilerisinde Oğuz Türkleri ve onların da ilerisinde İltuş Irmağı yakınlarında Kıpçaklar harekete geçerek Oğuzları oradan kovdular. Rusya'yı aşarak Kumanlar olarak anıldıkları Doğu Avrupa'ya girdiler. Kıpçakların yukarı bölgedeki yurtlarından kovduğu Oğuzlar İslam topraklarına göç ettiler. Selçuk Bey ve Geniş ailesi hanedan bu göç dalgasından en önemlisi olarak 10. yüzyıl sonlarında Buhara'ya yerleşerek İslamiyet'i benimsediler. Selçuk Bey'in torunları Tuğrul ve Çağrı Bey ordularının Horasan'a sürülmesi ve Gazneleri yenmeleriyle büyük bir güç haline geldiler. Gittikçe iyi örgütlendiler ve daha da güçlenerek Doğu İran'ı ele geçirip batıya doğru İran'ı da fethettiler. Nihayet 1055'te Tuğrul Bey Bağdat'a girerek Şii Büveyh Hanedan'ın elinden şehri aldı. Artık yeni büyük İslam İmparatorluğu doğmuştu. 1079'da Selçuklular Filistin ve Suriye'yi yerel hükümdarlardan aldılar. Ayrıca Anadolu'nun büyük bölümünü ele geçirip Bizans'tan alıp İranlıların ve Arapların başaramadıklarını Selçuklular yaptılar. Selçuklu fetihlerinden sonra Abbas halifelerinin güçlü dönemlerinden beri Orta Doğu'da ilk kez tek bir büyük otorite altına bütün bölge toplamış durumdaydı Selçukluların saltanatıyla. 1092'de Selçukluların 3. büyük sultanı Melikşah suikastle öldürünce oğullar arasında iç savaş çıktı. Siyasi ve coğrafi bölünme yaşandı. Tüm yerel monarşiler Horasan'daki büyük Selçuklu sultanına bağlıydı. 1096'da Haçlılar Levant'a girdiler. Çok geçmeden Selçuklu'daki dağınıklıktan yaralanan Haçlılar hızla Suriye'den Filistin'e girdiler. Hareketin gerçek gücü daha doğudan geldi ve 1127'de Selçukluların hizmetindeki Türk subay Zengi Musul'u fethetti ve Mezopotamya Suriye ile içine alan güçlü bir Müslüman devleti kurdu. Oğlu Nureddin 1154'te Şam'ı ele geçirerek Suriye'de tek bir Müslüman gücü oluşturdu ve Haçlıların karşısına ilk kez güçlü bir ordusuyla çıktı. Her iki tarafta Fatimi Halifeliğinin yıkılmak üzere olduğunun Mısır'ın denetimini altına almak amacıyla hareket ederken Selahaddin olarak bilinen Kürt subay hem Fatimilerin veziri hem de Müslüman hükümdar Nureddin'in temsilcisi olarak Mısır'a gönderildi. 1172'de Fatimileri lağvetti. 1174'te de bu kez onun sultanı Nureddin ölünce Selahaddin Müslüman Suriye'yi ele geçirdi. Haçlılara karşı 1187'de cihada hazırlandı ve Kudüs'ü onlardan geri aldıktan sonra Selahaddin yani dini kurtaran anlamına gelen ismiyle 1193 yılında büyük komutan öldü. 13. yüzyılda Memlükler tarafından kurulan bir Suriye-Mısır devleti diğer devletlerin ve Haçlıların sonunu getirecekti. 12. yüzyıl sonlarında Anadolu'da merkezi Konya, İkonyum'dan gelen güçlü Anadolu Selçukluları, Konya'nın eski adı İkonyum, Latince'deki Bizans'taki adı, Anadolu Selçukluları Türk Beyliği kuruldu. Orta ve Doğu Anadolu'da bir Türk-Müslüman uygarlığı haline zamanla gelmeyi başardı. Kuzey doğudaki başka bir bozkır halkı olan Kara Hitaylar Çin'den gelen ve Moğol soyundan gelen göçebelerdi. Ve 1141'de Selçuklu Sultanı Sencer Katavan bozkırı savaşında onlara yenik düşerek kaçmak zorunda kaldı. 12. yüzyıl ortalarında bunlar Karahanlılardan Maverai Nehri'de alarak Amuderya'dan Yenise Irmağı'na ve Çin Sırmağı'na dek uzanan büyük bir imparatorluk kurmayı başardılar. 1157'de Sencer'in ölümüyle doğudaki Selçuklu İmparatorluğu'nun hakimiyeti sarsılarak eski subayların egemen olduğu küçük devletçiklere bölündü. Başlarında Alamut Kalesi'nde 1090'da Haşhaşiler Hasan Sabah bulunan İran İsmailiye kolundan Fatimi halifesini kabul etmeyip Kahire ile ilişkiler kestiler ve Selçuklu topraklarında yeni bir şiddet radikal muhalefet dalgasına giriştiler bu Haşhaşiler grubu. Birçok üst düzey Selçuklu devlet görevlisini ve 1092'de Büyük Vezir Nizami Mülk'ü suikastle öldüren Haşhaşiler ancak 13. yüzyılda Moğol istilalarının ardından durdurulabildi ve İsmailiye küçük bir tarikat haline gelerek silindi. 11. yüzyıl başlarında Müslüman dünyasının Şii yönetiminde bulunmayan tek önemli bölgesi Sunni Müslüman Gaznelilere ait Horasan'dı ve burada Sunni damar da canlanmaya başlamıştı. Gazneli Mahmut'un 999-1030 arası 32 yıllık başarılı hükümdarlığı döneminde devlete damgasını vurdu. Bu arada İslamiyet'e karşı o zamana dek var olanların tümünden çok daha büyük bir tehlike,
büyük bir tehdit. Moğol beyi Timuçin, yani Çingiz Han 1206'da bu unvanla göçebe boylarını bir arada toplayıp Moğolistan hükümdarı olmayı başardı. Çok cesur, örgütlenme yeteneği yüksek bir liderdi. 1218'de Çingiz Han büyük ordusuyla batıya yöneldi. Önce Karahitayların ülkesini istila ederek Harezmşah Müslümanlarına da komşu oldular. 1219'da ani saldırı yapan Moğollar Semerkant, Buhara ve benzeri, 1221'de de Merv ve Doğu İran'ı istila etmeyi başardılar. 1227'de Çingiz Han öldü ama güçlü Moğollar Harezmşah Devleti kalıntılarına bir saldırı yaparak 1240'da Batı İran, Ermenistan, Gürcistan, Mezopotamya'ya girdiler. 1243'te Anadolu Selçuklu ordularını da bozguna uğratmayı başardılar ve Selçukluları Moğollar yok ettiler. Çingiz Han'ın torunu Hülagü ile güçlü Moğol orduları 1258'de Bağdat'a girip şehri yıkıp yağmaladılar. Herkesi katlettiler. 500 yıllık Abbas halifeliğinde sona erdirdiler. 1260'da Ayn-i Celut Savaşı'nda Mısır'daki Memlük ordusu Moğolları kesin bir yenilgiye uğratarak bu sefer de Selçukluları yıkan Moğolları Mısır'daki Memlük ordusu 1260'da kesin bir yenilgiye uğrattı. Moğollar ve Türkler siyasi açıdan her yere egemendi. Akdeniz'den Orta Asya'ya ve Hindistan'a kadar tüm ülkelerde Moğol ya da Türk hanedanlıkları hüküm sürmekteydi. 1258'de Bağdat'ı fethettikten sonra kuzeybatıya çekilen Hülagü Han ve sonraki 80 yılda onun yerine tahta çıkan hükümdarlar İran çevresindeki toprakları yönetmiş ve İran'ın Moğol halklarına ülke yöneticisi anlamına gelen İlhan anlamına gelen İlhanlar adı verilmiştir ve İlhanlar Devleti bu Moğolların kalıntısı olarak uzun yıllar devam etmiştir. Sonradan bunlar da Müslümanlığı seçtiler. Anadolu'da Selçuklu sultanlarını yenerek Anadolu beyliklerini kendilerine bağladılar. Hülagü 1259 yılında Tebriz'den Ermenistan'a, Mezopotamya, Suriye'ye yönelerek Halep ve Şam'ı ele geçirdi. Ancak Eylül 1260'da Baybars adlı bir Kıpçak Türk'ü komutasındaki Mısır Memlük ordusu Filistin'deki Calut İnsan Azmanı adı verilen yerde Moğolları bozguna uğrattı, Suriye'yi geri aldı. Diğer taraftan Rusya'daki diğer Moğol devletinin hanı Berke bağımsızlığını ilan ederek Müslüman oldu. İleride Altın Ordu Hanlığı olacak ülkesi ağırlıkla Kıpçak Türklerinden oluşmaktaydı. Bu arada İlhanlı Krallığı da zayıflamaya yüz tuttu ve 1336'da Ebu Said öldükten sonra İran ülkesi tekrar yerel hanedanların yönetiminde küçük devletlere bölündü. Orta Asya'da Moğolların başına Leng yani Topal lakaplı Timur geçerek Harezm'de Maveraün Nehir'in efendisi olarak 1380'de İran'a girip 7 yılda ülkenin tamamını ele geçirmeyi başardı. Bu da Çengiz Han gibi Yılmaz çok cesur bir komutandı ve Çengiz Han'ın da zaten torunu olduğunu iddia ederek bir egemenlik kurdu. Fakat bu doğru değildi. Tatar bölgesinden geldiği tarihi kayıtlarda yazılmaktadır. İki kez Rusya tarafındaki Altın Ordu Hanı'nı yenilgiye uğrattı Timur. İran'ı fethetti, Irak'ı Suriye'ye geçip güçlü Memlük Sultanı'na biat ettirdi. Anadolu 1394 ve 1400 yıllarında Timur'un istilasına uğradı. Ve 1402 yılında da güçlü Osmanlıları bozguna uğratmayı başardı Ankara Savaşı'nda. Aksak Timur 1405'te Çin istilasına hazırlanırken öldü. Moğol kökenliydi, Türkleşmiş ve Müslüman olmuş bir aşirette doğmuştu. Timur ölünce İran'da iki Türkmen boyu Kara Koyunlar ve Ak Koyunlar denetim kurmayı başardı. 13. yüzyıl ortalarında Selahaddin'in kurduğu Eyyubi Devleti zayıflıyor ve etkin güç Türk Memlüklerinin eline geçiyordu. 1260'da Memlük Generali Türk Baybars, Eyyubi Hanedanlığı yıkılınca kendisi Moğolları yendi ve sultanlığını burada ilan etti. 1401'de Timur'un Moğol ordusu tekrar Suriye'ye girerek Şam'ı yağmalamıştı ve onların ardından gelen veba çekirge sürüleri Memlük Sultanlığı'nın askeri ve ekonomik gücünü büyük darbeye uğrattı, çok zayıflattı. Bu tarihsel olgularla Anadolu'da fetihleri paylaşan beyliklerden biri olan Osmanlı Beyliği, Bizans'ın Sapanca yöresi Bitinya, o zamanki adıyla yakınlarında güçlü bir devlet örgütlenmesi farkıyla diğerlerinin arasından sıyrıldılar. 1326'da Bursa'yı fethederek başkent yapıp 1354'te Çanakkale Boğazı'nı geçip Avrupa'ya girerek önce Gelibolu sonra da daha da ilerleyerek Edirne'yi ele geçirmeyi başardılar Osmanlılar. Sırplar ve Bulgarlarla 1371'deki Meriç ve 1389 Kosova savaşlarını kazanarak Venediklilerle savaşan Cenevizler Osmanlılardan yardım talep etti ve 1352'deki Osmanlı Ceneviz
ticaret antlaşması imzaladı. Osmanlılar Cenevizlerle hep iyi geçindi, işbirliği yaptı ve Kosova Savaşı'ndan sonra 1389'da Balkanların egemeni oldu Osmanlılar. Osmanlı 4. Padişahı Bayezid 1389-1402 arasında 11 yıl tahta kalmıştı, 12 yıl. Tahta çıktığında bu imparatorluk Avrupa'da ve Asya'da önemli topraklara sahipti. Çok hızlı hareket eden Bayezid doğuya yönelip Türk beyliklerine diz çöktürerek Anadolu'nun tamamını hakimiyetine almayı başarmıştı. 1396'da Bayezid Balkanları kurtarmak için Batı Avrupa'dan gelen şövalyeleri Livorno Savaşı'nda bozguna uğratınca kendine güveni zirve yaptı. Ama 40'lı yaşlardaki genç Bayezid 60'larındaki acımasız Moğol Topal Timur'a 1402 Ankara Savaşı'nda yenilip esir düşünce intihar ederek bir yıl sonra öldü. Onun oğulları arasında çıkan 10 yıllık iç savaştan sonra Osmanlı'nın Petret döneminde, bu boş döneminde Osmanlı'nın bu mücadelesine galip çıkan Çelebi Mehmet 1413'te tahta çıktı. Onun oğlu 2. Murat 1451'e dek 30 yılı aşan iktidarında Osmanlı İmparatorluğu büyük bir güç haline geldi ve Sırplar, Macarlar, Yunanlar ve Haçlılar karşısında büyük zaferler elde etmeyi başardı. 1400'lerden sonra Hristiyan halk tarafından Osmanlı İmparatorluğu hizmetinde görevlendirmek üzere devşirmelerden toplanan ve eğitme uygulaması Osmanlı hanedanının gücüne güç kattı. Ve onlardan beyin göçü alarak Osmanlı kendine güç devşirdi. Böylece Müslümanlaştırılan parlak Hristiyan gençlerin enerjisi ve gücü Osmanlı hanedanının büyük platolara, büyük başarılara çıkmasına katkıda bulundu. Bugün Amerika'nın yaptığı şeyi o zamanlar Osmanlı değiştirme sistemiyle dünyadaki tüm zeki çocukları kendi bünyesine eğiterek katmış, Müslümanlaştırmış ve Türkleştirmiştir. Bu kez çıtayı daha da yükselten 2. Mehmet, yani Fatih Sultan Mehmet, 1451'de 20 yaşında babası Sultan Murad'ın yerine tahta çıktığında eski ve yeni iki başkent Bursa ve Edirne arasındaki boşluğu birleştirmeye kafaya koydu. Tahta geçmesinin 2. yılında 7 haftalık kuşatma sonrasında zekasıyla ve savaşçılığıyla, cesaretiyle 29 Mayıs 1453'te Bizans'ın elinden altın değerindeki Konstantinopolis'i alarak İstanbul'u alıp bir çağı kapatıp yeni bir çağın başlamasına neden oldu. Avrupa'daki Osmanlı orduları Mora'daki son Rum despotluklarını aldı. Sırbistan ve Bosna'yı Osmanlı topraklarına katarak Yunan adalarının çoğunu ele geçirdi. Cenevizlerden Amasra'yı, Müslüman beyinden Sinop'u ve Yunan İmparatorluğundan da Trabzon'u aldı. 1473'te kendisine meydan okuyan Mezopotamya Türkmen hükümdarı Uzun Hasan'ı yendi. Bu arada Mısır Sultanlığı zayıflamış ve Portekizliler Avrupa ile Hindistan arasında oluşturdukları doğrudan deniz yolları sayesinde Mısır ticaretinin önüne geçmeyi başarmışlardı o yıllarda. Osmanlılarla zayıflayan Memlükler 1485'te ve 1490 yılları arasında savaştılar ve yenişemediler. Daha sonra barutla ve ateş silahlarla güçlenen Osmanlı karşısında Memlüklerin mızrak ve okçularının şansı olmayacaktı. Ama ondan önce Sultan Selim zamanında Türk kökenli Safevi ailesi Şahı İsmail ile 1514'te Osmanlılar savaşacaktı. 1502'de Sultan Bayezid Anadolu Şiilerinin Yunanistan'a sürülmesini buyurdu. Sonra 1511'de Orta Anadolu'da Osmanlılara karşı tehlikeli bir Şii isyanı başladı. Selim Han 23 Ağustos 1514'te Çaldıran Ovası'nda Şah İsmail'i yenerek İran'ı başkenti Tebriz'e ele geçirdi. Şah'ın devletini Müslüman olduğu için yıkmayarak İran'dan çıkıp 1517'de Mısır'da Memlükleri yok edip bu bölgedeki tüm toprakları ele geçirdi. Atlarıyla çölü geçmeyi başardı. Osmanlılar Mekke, Medine dahil Arabistan bölgesinin hepsini ele geçirdiler. 1526-1566 arasında gücünün zirvesine çıkan Osmanlı, Kanuni Sultan Süleyman döneminde Yavuz Sultan Selim'in oğlu, 1526'da Moğaç Savaşı'nda Macaristan Kralı'nı bozguna uğrattı. 1529'da ilk kez Viyana'yı kuşattılar. Ancak 16. yüzyılda güçlerinin doruğuna ulaşan Osmanlı Türkleri duraklamaya ve gerilemeye başladılar. Güçlerinin bittiğini 1683'teki 2. Viyana kuşatmasından bozguna uğrayınca anladılar. 1571'de Akdeniz'de İnebahtı Deniz Savaşı'nda ilk büyük yenilgisini Osmanlılar aldı. Diğer taraftan Osmanlılarla İran 19. yüzyıla dek hesaplaşamadılar ve ara ara sürekli savaştılar. Ama bu yıllarda artık ikisi de Batı'yı tehdit edecek halde değillerdi. İran hükümdarları da Memlükler gibi yeniliklere barut ve ateş silahlara karşı pek sıcak bakmıyorlardı. Ancak 16. yüzyılda bu silahlarla tanışıp 18. yüzyılda etkili kullanmaya başladılar. Çok geç olarak.
İran'da Şah Abbas 1587-1629 döneminde dikkat çekici bir hükümdardı. O öldükten sonra Safevi Hanedanı hızla çökmeye başladı. İlk kez Rus birlikleri 1664'te İsfahan'a girdi. 1480'de Moskova'da Rus çarı sonunda Tatar boyunduruğundan onlara haraç vermekten kurtulmuştur. Ruslar 1556'da Hazar kıyısındaki Astrakhan limanını alarak Volga Irmağı'nın tamamını ele geçirdiler. 1602'de Kutsal Roma İmparatoru ile Osmanlı İmparatorluğu arasında imzalanan diktatörlük antlaşması Avusturya Habsburgları ile sınır bu şekilde çizilmişti. Ayasofya Yunanca kutsal bilgelik Hagia Sophia'dan gelmektedir. Ayasofya kutsal bilgelik anlamına gelmektedir. 16. yüzyıldan sonra Avrupa ülkeleri yoğun bir çalışma ve ilerleme çağına girerek Türkler istirahatlarını bozmayıp harekete geçmiyor. Dolayısıyla da geri kalıyorlardı. Sipahi, Yeniçeri ve ulema sınıfının bozulması imparatorluğun çöküşünü de hazırlıyordu. Kanuni Sultan Süleyman'ın 5-6 Eylül 1566 gecesi Macaristan'da Zigetvar kuşatmasında ölmesiyle imparatorluk büyük bir krize girdi. 3. yüzyıldaki çatışmalar ve kaos sonunda Bizans İmparatorluğu'nun elindeki devlet güçsüzleşmiş ve fakirleşmiş bir askeri ve idari sistemde küçülmüştü. Konstantin Hristiyanlığı resmi din olarak benimseyip çeşitli reformlar başlatmıştı. Eyaletteki valilere büyük güç verilmişti. Bizans'ın en önemli düşmanı Pers hükümdarlarıydı. 260 yılında Şahpur güçlü Pers kralıydı. Romalılara karşı büyük zaferler kazanmıştı. Sonra Persler güçlerini kaybetti. 1. Hüsrev 531-579 dönemi devrimci mücadelelere geçti. Belli bir huzur sağlandı. 7. yüzyıl başlarında İran, Müslüman Araplar tarafından istila edildiği zaman merkezi otorite dağılmaya başlamıştı. Beylikler tek tek işgal edilerek halifenin egemenliğine girdi. Osmanlı'da 16. yüzyıla kadar divan haftada 4 kez sabah namazı sonrası şafakta toplanır ve tüm devlet işleri ayrıntılı şekilde burada görüşülüp karara bağlanırdı. Bilge kişiler tarafından istişare edilirdi. Padişah bir kafesin arkasından bu toplantıları seyrederdi. Kanuni kafes arkasından bile divan toplantılarını seyretmeyi bırakmıştı. Öğlen divan üyelerine yemek hazırlanır, sonra yine toplantıya akşama kadar devam ederlerdi. Tüm devlet işleri burada halledilirdi. Hukuki konulara başkadı, askeri konulara Yeniçeri Ağası ve denizcilikle ilgili konulara Kaptan Paşa rehberlik ederdi. Milattan önce 2. bin yılda evcilleştirilmiş develer 600 kilo yük taşıyor, günde 300 kilometre kadar yol yürüyebiliyorlardı ve su içmeden 17 gün yol alabiliyorlardı. Ondan dolayı da develer dönemin en büyük taşıma araçlarıydı. İkinci kez Viyana'yı kuşatan Türk orduları 60 günün ardından 12 Eylül 1683'te çekilmeye başladılar. 26 Ocak 1699'da Osmanlı ile Habsburg İmparatorlukları arasında Kaloçça Antlaşması imzalandı. Osmanlı eski gücünü artık yitirmişti. 1710'da Prut Nehri'ni geçen Ruslar sonra geri çekilmişlerdi. 1723'te Kafkasya bölgesine girerek Derbent ve Bakü'yü aldılar. Ama 1736'da İran Şahı olan Nadir Han güçlü bir liderlikle Osmanlıları, Rusları, Afganları İran'dan atmayı başardı. 1768'de iyice güçlenmiş olan Ruslar gittikçe zayıflamış Osmanlı'ya saldırarak büyük bir üstünlük sağladı. Önlerine çıkan her şeyi yok ederek Rus donanması Avrupa çevresinden dolaşarak Akdeniz'e indi. Suriye ve Anadolu kıyılarını tehdit etmeye başladı. Küçük Kaynarca Antlaşması'yla 1774'te sonlanan savaşlar Osmanlılar için görmelik derecede ağır bir yenilgiydi. Hazdak'ı alan Ruslar Kerç Limanı'nın önemli kalelerini aldı. Yüzyıllardır Osmanlı hakimiyetindeki Tatar Hanlığı'nın Osmanlılar ayrılmasını sağlayıp sadece 9 yıl sonra 1783'te ilerisini sürdüren Ruslar bu kez de Kırım'ı ilhak ettiler. Osmanlı iyice zayıflamıştı. Kırım halkı Türkçe konuşan Müslümanlardı. Bin yıldır burada yaşıyorlardı ve büyük Osmanlı İmparatoru ilk kez eski bir Müslüman halkını ve toprağını Hristiyanlara teslim ediyordu. Bu Osmanlı'nın asıl yıkıldığı tarihlerdi, 1783'ler. Ayrıca bugünkü Romanya toprakları olan Tuna'nın Eflak ve Boğdan prensipleri Osmanlı'dan özelliğine kavuşarak Rusya nüfuzuna girmişti. Bu da Osmanlı için yine büyük bir yıkımdı. Bunlarla da yetinmeyen güçlü Rusya 1785'te doğuda Kafkasya'da bir eyalet kurarak bölge halkı ve beyleri üzerindeki egemenliklerini iyice güçlendirdi. 1792'de yine bir Osmanlı-Rus savaşı oldu. 1795'teki yeni savaşta yine galip gelen Ruslar
Tatar topraklarında Odessa Liman şehrini kurup 1812'de bugünkü Moldova bölgesinde ilhak ettiler. Ruslar gittikçe ilerliyordu. 1794'te de Kaçer Hanedanı'nın iktidarlı olduğu İran'ı tehdit etmeye başladılar. 1801'de Çar Gürcistan'da ilhak ettiğini açıkladı. Rusya bu sefer doğuya, güneye doğru da genişliyordu. 1804, 1813 ve 1826-28 yıllar arasındaki iki Rus-İran savaşı yaşandı. Galip gelen Ruslar Ermenistan ve Azerbaycan'da İran'dan almayı başardılar. İyice gemi azıya alan yayılmacı Rus Çarlığı bu kez 1821'de bağımsızlık için Osmanlı'ya karşı ayaklanan Yunanlılara destek olmak üzere Osmanlı İmparatorluğu'na karşı yeni bir savaş açtılar. Bu kez öylesine ileri gittiler ki 1829 yılında Edirne'ye girdiler. Karadeniz'den Osmanlı'yı kuşattılar. Artık 600 yıl imparatorluk gücünün emelesini tüketmiş olan Türkler, yani Osmanlılar, yalnızca Rusya ve Avusturya'ya değil, İngiltere ve Fransa gibi iki güçlü emperyal devletle de uğraşmak zorunda kalıyordu. Öyle ki Haçlı Seferlerinde 500 yıl sonra ilk kez Orta Doğu'ya askeri sefer düzenleyen Fransa, 1798'de beklenmedik şekilde Napolyon'la Mısır'a çıkartma yaparak ülkeyi kolayca ele geçiriyordu. 3 yıl sonra Fransızlar İngilizlerin bastırmasıyla Mısır'dan çekildi. Bu deneyimle Osmanlı saldırılara yanıt veremeyeceklerini, zayıfladığını fark eden Ruslar 1830'da Cezayir'i ilhak ettiler. İngilizler de ilk kez Arabistan civarlarına yerleşmeye bu tarihlerde başladılar. 1839'da Hindistan'a giden deniz yolunun Arap Yarımadası'ndaki kömür limanı olan Aden Körfezi'ni işgal edip Basra bölgesinde üstünlüğü ve nüfuzu ele geçirdi İngilizler. Yine yerinde durmayan Ruslar tekrar kargaşa içindeki Osmanlı'ya saldırarak Temmuz 1853'te Tuna prensliklerini işgal ettiler. Bu kez diğer emperyalist ülkeler Fransa ve İngiltere Rus yayılmacılığını kendilerine tehdit ettiğini görerek şeytani bir oyunla Osmanlı'yı desteklediklerini söyleyerek Rusya'ya karşı Kırım Savaşı'nı çıkarttılar. Mart 1854'te başlayan bu yeni Osmanlı-Rus Savaşı'nda 2 yıl süren savaşta Paris Antlaşması yapıldı ve Osmanlı topraklarının Rus tehdidine karşı İngiliz-Fransız güvencesini alınarak Osmanlı bağımsızlığına saygı göstermesi kabul edildi. Bu sefer de Osmanlılar İngiliz-Fransa'nın hegemonyasına girmişti. İngiliz-Fransa Osmanlı ile müttefik olarak Türk topraklarında çok sayıda askeri güçlerini bu savaş süresince yer almışlardı İngiliz ve Fransızlar. Orta Doğu'da önlerine kesilen yayılmacı Ruslar Hazar'ın doğusundan Çin sınırına kadar yüzyıllardır bulunan 3 Türk İslam Devleti Buhara, Hokano ve Hive hanlıklarına saldırıp onları da ilhak etmeyi bu tarihlerde başardılar. Pusuda bekleyen Ruslar batıda Fransa-Prusya Savaşı yaşanırken onların korumasından uzak kalan zayıflamış Osmanlı'yı 25 Nisan 1877'de yeni bir savaşla yendi. 1876'da Osmanlı-Rus Harbi'nde iflasını ilan eden Osmanlı, 2. Abdülhamit tahta çıktığında meşrutiyeti ilan etti ve kargaşalarla uğraştığı dönemlerde Ruslara karşı koyacak durumda değildi. Karadeniz'den ve Anadolu'dan ilerleyen Rus orduları imparatorluğun başkentine Yeşilköy'e kadar girerek padişaha çok ağır şartları olan Ayas Stefanos yani Yeşilköy Antlaşması'nı imzalatıp İngilizlerin baskısıyla işgal ettikleri Osmanlı topraklarından geri çekildiler. İlerideki paylaşım savaşında bu topraklarda gözü olan farklı planlar olan şeytan İngilizler 1878 Berlin Antlaşması'yla Osmanlı İmparatorluğu'nu şimdilik yıkılmaktan kurtararak Rusların bu topraklarda yayılmasını sınırlandırdı. İngiliz donanmaları Çanakkale Boğazı'na kadar gelip Ruslara gözdağı vermişti. Ruslar Kafkasya'da Mer bölgesi, İran ve Afganistan'a kadar hakimiyetlerini kurdular. 1877'deki Osmanlı-Rus Savaşı'nda son büyük bozgunu ve darbeyi alan Osmanlı esasında burada yıkılmış ama emperyal güçler Rusya, İngiltere, Fransa arasındaki paylaşım konusundaki anlaşmazlık yaşamalar nedeniyle 40 yıl daha ömrü devam edecekti. Hasta adam Osmanlı artık onlara yanıt verecek durumda değildi. 1881'de Fransızlar Tunus'u, 1882'de İngilizler Mısır'ı ele geçirdiler. Osmanlı'dan aldılar. 1880'deki bu kez İngilizlerin en büyük rakibi olan diğer yayılmacı güç Almanya, farklı stratejilerle Osmanlı'ya yanaşıyor ve Orta Doğu'daki oyundan pay kapabilmek için Osmanlı'yı içeriden fethederek Osmanlı ordusunu Alman subaylar eğitiyor ve Berlin, İstanbul, Halep, Bağdat'tan Basra Körfezi'ne uzanan ünlü Bağdat Demir Yolu'nun yapımına 1889 yılında Almanlar başlıyorlardı. 1907'de İran, Rusya ve İngiltere tarafından işgal edilerek
paylaşılmıştı. İran'ın kuzeyini Rusya, orta ve güney bölümlerini de İngiltere almıştı. 1912'de Fransızlar Fas'ı ele geçirdiler. Bu kez sahneye başka bir emperyal güç olan İtalya pay kaybetmek için çıktı ve Eylül 1911'de Osmanlı'ya savaş ilan etti. Balkan Savaşı'nda yenilen Osmanlı, güney topraklarındaki Trablus, Bingazi'yi İtalyanlara terk etti. Emperyal batı güçleri artık bu tarihlerde 1912'de İtalyanlar 12 adaları da aldı ve Cumhuriyet'ten 10 yıl önce adalar İtalyanların eline geçmiş oldu. Emperyal batı güçleri artık Arap Yarımadası ve Orta Doğu'daki gücü ele geçirmişler ve paylaşım savaşına başlamışlardı. 16. yüzyıl sonunda Orta Doğu'da fiyatlar Amerikan altın ve gümüşünün gelişiyle yıkıcı şekilde çok artmıştı. Batı'da 18. yüzyılda sanayi devrimi yaşamış, çok farklı bir üretim gücüyle geniş bir yelpazeye ulaşmışlardı. Osmanlı her şeyi Batı'dan alan ve toprakları ekonomik açıdan tam bir sömürge konumuna getirilen bir devletti. Kahve, şekeri bile dışarıdan alıyordu. Bilimsel gelişmelere, yeniliklere ayak uyduramayan imparatorluk, idari yapısını da bozunca bunlara yanıt verecek durumda değildi. Reformlar yapamamış ve gelişmelere ayak uyduramamıştı. Osmanlı adeta diz çökmüştü onlara. 1912'de İstanbul'daki 40 özel bankacıdan 12'si Ermeni, 12'si Rum, 8'i Musevi, 5'i Levanten ya da Avrupalı idi. Yani tamamı ekonominin yabancıların eline geçmişti 1912'de. Ekonomide Türkler neredeyse hiç yoktu. 1900'ler sonrası farklı bir stratejide Osmanlı'ya dost olarak içine giren ordularını birleştiren Almanya, Osmanlı İmparatorluğu'nun tamamını himayesi altına alarak buralarda geniş bir nüfus sağladı. 1851'de İngiliz Fransızlar Mısır demiryollarını inşa etmişti. 1869'da Süveyş Kanalı'nı açtılar. Osmanlı'yı ekonomiyle köleleştiren Avrupalılar Kırım Savaşı'nda Rusya'ya karşı kışkırtarak Osmanlı'yı Londra'dan 1854 yılında %6 faizle 3 milyon sterlin ilk defa borç almasını sağladılar. Osmanlı artık tefecilerin eline yüksek faizle düşmüştü. Tuzağa girmişti. Sonraki yıl %4 faizle 5 milyon sterlin, daha sonraki yıl 20 yıldaki kısır döngülerle 1874'te Osmanlı'nın borcu toplam 200 milyon sterlin gibi devasa, hiç ödeyemeyeceği bir noktaya ulaşmıştı. Orta Doğu'da İngilizler 1855'te Mısır Bankası, 1856'da Osmanlı Bankası'nı kurarak bölgedeki mali yapıya tamamen egemen olmayı başardılar. Buradan alınan borçlarla Osmanlı 6 Ekim 1875'te faizleri bile ödeyemeyecek duruma geldi ve devlet iflasını ilan etti. Bu tarihlerde Abdülhamit tahta çıkıyordu. Osmanlı 1875'te ekonomik açıdan iflasını ilan edince 20 Aralık 1881 fermanı Avrupalı alacakların paralarını tahsil edebilmeleri için onların yönetiminde kamu borçları idaresini kurarak, yani düğünü umumi adı verilen yapıyı kurarak onların yönetimine verdi. Bu Osmanlı'daki yapı, maliyenin başındaki gelirleri elde eden yapı, Fransızlar, İngilizlerin eline geçti, borçlu olduğumuz ülkelerin. Avrupa'nın uzun süredir hasta adam olarak nitelendirdiği Osmanlı adeta sömürge, müstemleke haline getirilmişti bile. Kamu Borçları İdare Kurumu'nda 1811'de yabancı uyruklu 8931 kişiyi çalıştırıyordu. Bu Osmanlı Maliyesi Teşkilatı'nda çalışan memurlardan bile daha büyük bir sayıydı. Benzer bir iflas yaşayan Mısır'da da alacaklı batıklar benzer bir sömürgeci kurum oluşturmuşlardı. 1831'de İstanbul'un ve çevresinin nüfusu 6,5 milyon, 1884'te 11,5 milyona fırlamış, 1913'te 4,7 milyona düşmüştü. Osmanlı merkezi yönetimi padişah zayıfladığı için 1800'lerden sonra taşradaki ayanlar Anadolu'nun neredeyse tamamında çeşitli derebeylerin eline geçmişti. Örneğin Balkanlardaki Yanya valisi, Tepedelenli Ali Paşa gibi hepsi yerel kral haline gelmişlerdi. Güney Suriye ve Irak'ta Osmanlı'dan atanan valiler bağımsız hanedan ve devlet başkanları gibi hareket ediyorlardı. Yerel derebey haline gelmişlerdi. Arap Yarımadası'nda İngilizlerin Vahabi dini hareketiyle Suud Hanedanı gittikçe egemen oluyordu. Osmanlı dünyadaki yeniliklerin çoğuna dinen günah olduğunu düşünerek o kadar direndi ki matbaa bile 200 yıl gecikmeyle ancak 1729'da bu topraklara geldi. Burada tabi Osmanlı'nın tepe yapısına egemen olan İngilizlerin kontrolündeki Şeyhülislamlar bu yenilikleri engelledi. Yani Osmanlı kendi kendine değil, esasında bu yabancıların müdahaleleriyle bu yeniliklere ayak uydurması dinen yasak hale getirildi ve bu fetvalarla işte matbaanın da girişi 200 yıl ertelendi. Devlet zayıfladı ve onların adeta hegemonyası altına girmiş oldu.
1805-1848 yıllar arasında Mısır'da 43 yıl valilik yapan ünlü Mehmet Ali Paşa burada Osmanlı'ya isyan ederek babadan oğula geçen özel bir hanedanlık kurduğunu açıkladı. Osmanlı ve Orta Doğu 1800'lerden itibaren yoğun Batı etkisine girmeye başlamış ve İslamiyet'in bozulduğu düşüncesiyle ilk tepki olarak ortaya çıkan Nakşibendi tarikatı, Sufi kökenli olarak Orta Doğu'ya Hindistan'dan gelerek Arabistan ve Türkiye'ye de yayılmıştı. Arapların yüceliklerini ve İslamiyet'in gerçek sahipleri olduğunu savunan İngiliz güdümlü Vahabilik, Püriten, militan Müslümanlığı öne çıkartarak Arap Yarımadası'na tamamen ele geçirdiler. İngiliz şeytani aklı Püritenlerle aynı şekilde 1600'lerden sonra yeni kıta Amerika'yı da aynı müdahalelerle sömürgeleştirmişti. Aynı stratejiyi burada kullandı. Osmanlı İran'la yaptığı bitmeyen savaşların sonuncusunu 1823 yılları arasında 2 yıllık savaşta iki ülkenin sınır bölgesi burada belirlendi. Rusya 1808-1876 yılları arasında 4 kez Osmanlı'la savaştı. Tümünde de toprak kaybetti Osmanlılar. Avrupa devletleri Rusların yayılmasından endişe duyuyordu. 19. yüzyıl süresince Fransızlara karşı İngilizler, 1789'da Fransız devrimi ve Napolyon savaşları sırasında ve daha sonra da Ruslara karşı Fransızlar Türklere yardım etmişlerdi. İran'daki Rus nüfuzu açısından Rus eğitimi almış, Rus silahlarıyla donanmış, Rus subayları emrindeki Kazak Tugayı'nın İran Şahı'nın muhafızları olarak konumlandırılması da ayrı bir oyundu. Rusların Orta Asya'ya ilerlemesinde İran'daki gücünü de sağlamlaştırmasına neden oldu. İran'ın diğer sahibi İngilizler ise 1901'de petrol imtiyazı ele geçirdi. 1905'te ise bütün bu dengeleri değiştirecek çok önemli bir gelişme oldu ve yaşanan savaşta Japonlar Rusları ağır bir yenilgiye uğrattı. Rus Çarlığı gibi güçlü bir devlet Japonlar tarafından yenilgiye uğratıldı. Japon İmparatorluğu. 1889'da bir anayasa yapan Japonlar monarşik despotluğundan kurtularak başarı sağlamışlardı. 1905'te Aralık'ta bundan örnek alan İran meşrutiyet devrimini yaptı. İran üzerindeki Rus-İngiliz mücadelesi 1914 başladığında Ruslar Kuzey İran'ı işgale başladılar. Bu konjonktürde Osmanlı da 1908 meşrutiyet devrimini yaşanarak monarşiye darbe vurmuştu. Zayıflanmış Osmanlı 18 Ekim 1912'de başlayan ve 30 Mayıs 1913'te sona eren Balkan Savaşları'nı kaybedince Bulgaristan, Sırbistan, Yunanistan, Osmanlı'dan büyük topraklar elde ederek koptular. Arnavutluk da bu süreçte bağımsızlığını kazandı. Osmanlı monarşisini yıkan genç Türklerin demokrasi hayalleri Ocak 1913'teki bir askeri darbeyle diktatörlük başa geçince yıkıldı. Bir yıl sonra Jön Türklerin yönettiği hasta adam Osmanlı kendisini Almanya'nın yanında Almanya'nın içine girmiş şekilde bir dünya savaşında buldu. 22 Kasım 1914'te İngilizler Osmanlı limanı olan Basra Körfezi'ni işgal etti. Kuzeye Bağdat'a doğru ilerlediler. Sonraki yıllar İngilizler Arap isyanını kışkırttı ve Mekke Şerifi Hüseyin 1917'de Hicaz'ın bağımsızlığını ve kendi krallığını ilan etti. Aynı yılın ilkbaharında İngilizler Bağdat, Filistin ve Gazze'yi almışlardı bile. Aralık 1917'de ise Kudüs'ü Şam'a ele geçirdiler. Osmanlı-Alman ittifakı yenilmişti. 30 Ekim 1918'de Limni Adası'nda Mondros Limanı'nda ateşkes imzaladı. Almanlar Osmanlı 1. Dünya Savaşı'nı kaybetmişti. Filistin Hinterland'ı İngilizlerin ve Lübnan Suriye Cumhuriyetleri Fransız mandası oldu. Şerif Hüseyin'in diğer oğlu Abdullah'ın başa geçtiği Ürdün Emirliği kuruldu. 1. Dünya Savaşı'nın başladığı 1914'lerde Arap Yarımadası'nda sürekli topraklarını genişleten Suudlar Kral Abdülaziz'e Vahabiliği yaydı. Hırsız Suudlar Şerif Hüseyin'in Hicaz Krallığı'na saldırarak Mekke, Medine ve Cidde'yi de ele geçirmeyi başardılar. Suud Hanedanı Kralı Abdülaziz İbni Suud 8 Ocak 1926'da Hicaz Kralı ilan edildi. Sonra Suudi Arabistan olarak devletin adını daha sonra değiştirecekti. Aşağısında Yemen bağımsızlığını korudu. Yıkılan Osmanlı'nın Anadolu'daki mirası üzerinde genç Türk subayı büyük lider Mustafa Kemal'in 1919 sonrası örgütlediği milli mücadele ve 3 yıllık savaş sonrasında Türkiye Cumhuriyeti 29 Ekim 1923'te ilan edilerek Anadolu bu yayılmacı güçlerin elinden kurtarıldı ve yeni bir devlet kuruldu. İran'da yaşanan karmaşanın ardından Rus destekli Kazak Tugayı komutanı Rıza Han Şubat 1921'de iktidarı ele geçirerek ülkede İran'da bir diktatörlük kurdu. Onun uydurduğu Pehlevi soyadıyla hanedanlığı onun yaşadığı köyün adıydı bu. Çok fakir bir adamdı aslında. Asaletten gelmiyordu.
1979'da Hümeyni Şeriat Devrimi'ne dek 58 yıl boyunca İran ülkesinde hüküm sürdü. Bu kez emperyalistler paylaşım savaşında birbirlerine düştü ve İtalya, Habeşistan'ı, Etiyopya'yı istila ederek İngiltere, Mısır'ı tehdit etmeye başladı. Kısa bir süre sonra İngiltere işgal ettiği Mısır ve Irak'ın bağımsız olmasına müsaade etti. Diğer taraftan Manda sistemi Levant devletlerinde daha uzun süre krallığını sürdürdü. Fransız Suriye ve Lübnan'dan toprak kaparken İngilizler Ürdün ve Filistin'den doğrudan yönetimlerini sürdürdüler. İkinci Dünya Savaşı'nda Hitler'in Nazi Almanya'sı 1940-41'de Fransa'yı düşürüp Rusya'yı işgal ettiğinde İngiltere yalnız kalmıştı. 1941'de İngilizler ve Ruslar aynı anda farklı bölgelerde Nazi Almanya'sını tutan İran'ı işgal ettiler. Suud, Mısır, Irak, Suriye, Lübnan, Yemen, Ürdün, Orta Doğu'da Mart 1945'te kurulan Arap Birliği, Arap devletlerinin tümünün ortak siyasi amaçlar için bir araya getirmesini sağlamıştı. 1945'lerde. Dünyanın yeni enerji kaynağı fosil yakıtların keşfi döneminde 1863'te Bakü'de ilk rafineri inşa edilmişti. Henüz Arap bölgesinde petrol bulunmadığı ve Orta Doğu'da kargaşa devam ettiği 10 yıllarda İngiliz Başbakan Churchill, Orta Doğu'yu eskiden olduğu gibi tamamen Türklere geri vermenin en iyi çözüm olacağını her zaman seslendirmişti. Orta Doğu'da bitmeyen kavga ve didişmelerin sürekliliği 10 yıllardır bölgede işgalci emperyaller Fransa ve İngiltere'nin konumlarını zayıflatmıştı. 600 yıl boyunca Orta Doğu'ya egemen olan Osmanlı güçlü bir yapı ve koruyucu bir perde sağlayarak bölgede barışın sahibi ve dışarıdan gelen tehlikelere karşı da bölgenin hamisi olmuştu. Orta Doğu tarihinde devam ettiğimizde 1945'te 2. Dünya Savaşı bittiğinde Batılı müttefikler İngiltere, Amerika ve Fransa'nın kazandığı zafer ve yayılmacı Nazi Almanya'sının yenilgisi dünyaya hemen barış getirmedi. Orta Doğu'da da artık yeni bir sürece girmişti. Ve 1951'de Libya İtalyan işgalinden kurtulup bağımsızlığını kazanırken bunu 1956'da Sudan, Tunus ve Fas, 1960'da Moritanya, Kuveyt, 1961'de Cezayir, 1967'de Yemen, 1971'de Körfez Emirlikleri bağımsızlıklarını kazanarak hepsi de 1945'te kurulan Arap Birliği'ne katıldılar. İngilizler Filistin mandasını terk edip burayı Amerika'ya verince onların himayesinde 1948 yılında burada İsrail Devleti kuruldu ve Türkiye'de bu devleti tanıdı. Daha sonraki büyük sürpriz Komünist Sovyetler Birliği'nin 1991'de yıkılması ve Gürcistan, Ermenistan, Azerbaycan, Tacikistan, Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan, Türkmenistan gibi ülkelerin bağımsızlıklarını kazanarak Rusya'dan ayrılmaları ama burada Rus nüfuzunun devam etmesiyle sürdü. Orta Doğu'da mezhepçi, etnik, dinci, aşiretçi fraksiyonlar ve yabancı devletlerin provokasyonlarıyla en karmaşık mücadele ve kaos Lübnan'da oldu. Ve 1958-75-76, 1983-91 yıllarında ülkede iç savaş yaşandı. 1990 yılında Cezayir'de güçlü radikal İslam köktenci hareket devlete karşı büyük bir iç savaş başlattı. Evet, Orta Doğu'daki 2000 yıllık tarih incelememizin sonuna geldiğimizde zorlu ve uzun bir mücadelenin ardından 1994 Kasım'ında Irak, Kuveyt'in bağımsızlığını tanımak zorunda kaldı. 1948'de Filistin'de İsrail kurulduktan sonra Arap devletleri ile ara ara savaşlar yaşandı. Bölgede Birleşmiş Milletler gözetiminde kabul edilen diğer devlet Filistin'den İsrail baskı ve zulümlerinden 700 binden fazla Filistinli diğer Arap ülkelerine göç etmeyi başardı. 1948'de ve 73'te Arap devletleri İsrail'e savaş açarken 1956 ve 1982'de İsrail'e saldırmıştır. En dramatik Arap-İsrail savaşı 1967'de yaşamış ve Amerika destekli güçlü İsrail ordusu 6 günde Mısır, Ürdün, Suriye ve Irak ordularını bozguna uğratınca Arap Birliği darmaduman olmuştu. Bugün de Ekim 2023'lerde yaşadığımız yine İsrail'in saldırgan tutumunun arkasında bu Amerika'nın onları İngiltere'nin hamilik yapması ve koruması, şımartması yatmaktadır. İsrail, Lübnan'daki Golan Tepelerini de ele geçirmiş ve 1979'a dek Sina Yarımadası'nda elinde tutmuştur. 1979'da yenik Mısır, İsrail'le ilk anlaşma imzalayan Arap ülkesi oldu ve bunu 1994'te Ürdün izledi. 1964'te İsrail'e karşı kurulan gerilla radikal Filistin Kurtuluş Örgütü ilk Ürdün'de üstlenmiş, 1970'te Lübnan'a geçiş yaparak oraya hakim olmuş, 25 yıl boyunca İsrail'in korkulu rüyası olmaya devam etmişti. 1982'de Lübnan'a giren İsrail orduları Filistin Kurtuluş Örgütü'nü ortadan kaldırdı
ve PKÖ karargahını 1994'e kadar Tunus'a taşıdı. Yeni bir isyan dönemi başlattı. 1993'te iki taraf birbirini tanıdı ve görüşmeler başladı. İsrail, Gazze Şeridi ve Batı Şeria'yı Filistinlere devrederek buralardan çekildi. 1988'e dek 8 yıl gibi uzun süre devam eden İran-Irak Savaşı yıkıcı sonuçlarıyla kazananı olmayan bir savaştı. İki tarafa da Amerika silah sattı ve İngilizler. Araplarda ilk rejim Suriye'de yıkıldı ve Albay Hüsnü Zaim Mart 1949'da başkanlığı kansız bir darbeyle hükümeti yıkarak eline aldı. 1961'e dek 4 yıl Birleşik Arap Cumhuriyeti'nin Mısır'la birlikte bir parçası olan Suriye bu birlikten ayrıldıktan sonra hızla Baath Partisi'nin diktatörlüğüne girdi. Ürdün Kralı Abdullah Filistin'de Arap yenilgisinin sorumlusu ve işbirlikçi görülerek 1951'de suikastle öldürüldü. 2000 yıllık Orta Doğu tarihinin son bölümüne de geldiğimizde bir saati geçen bu videomuzda en dramatik değişikliklerin olduğu Mısır'da Kral Faruk 1954'e dek 3 yıllık kargaşa ve kaosun ardından sürgün edilerek ülkede cumhuriyet ilan edildi. General Necip gücü eline aldı. Kısa bir süre sonra da o da indirilerek Hür Subaylar Örgütü lideri Albay Nasır ülkede otorite oldu. Irak'ta da monarşi 1958'de kaldırıldı. Sonrasında bir dizi askeri diktatör başa geçti. Ordunun yerini Baath Partisi diktatörlüğü aldı. Bu kadar kargaşaların yanında dünyadaki zamanın ölçüm bile ihtilaflı bir durum haline gelmişti. Miladi takvim İsa'nın doğumunu sıfır yılı olarak alırken 1582'de Papa 13. Gregor'un hazırladığı takvimde 7 Ocak Ortodoks Noel'i olarak başlangıcı almıştır. Ortodokslar, Hristiyanlar eski Julian takvimini kullanmışlardı. Orta Doğu'da da İslam ülkelerinde Hicri ay takvimi kullanmış ve başlangıcı Hazreti Muhammed'in Mekke'den Medine'ye hicret ettiği 16 Temmuz 622 yılına esas almışlardı. Hicri takvim 10 aydır ve 354 gündür. Hicri 103 yılı Gregorian takvimde 100'dür. Hicri takvimde 1 Ocak 21 Mart tarihine denk gelen yıla 622 ve 21 Mart 31 Aralık tarihlerine de 621 eklenerek miladi takvime bu takvim çevrilmektedir. Bu uzun Orta Doğu incelememizde gördüğümüz gibi İngilizlerin, Amerikalıların zayıflayan Osmanlı'ya müdahaleleri sonucunda bu bölgedeki devletleri kışkırtmalarıyla 100 yıl önce başlayan savaş halen kargaşa, isyanlar, insanlık dışı kıyımlar halen günümüzde de devam etmektedir. Bunun sebebi acıma duygusu olmayan, merhameti olmayan Batı, sözde Batı uygarlığıdır. Böyle bir uygarlık ismi olmaz. Bir uygarlık tüm insanlığı kucaklayan değerlere, anlayışlara sahip olmak zorundadır. İnsanlığa sahip çıkmayan,